Efendim, hepinize sevgiler, saygılar. Bir işte yaşamınız programında daha birlikteyiz. Bu akşam hepinizin yakından tanıdığı ünlü sanatçı Bestami'ye işte yaşamınız diyeceğiz. Efendim, hoş geldiniz Sayın Bestami. Efendim, hoş bulduk. Efendim, Bestami Bey'in soyadı Balta. Neden Balta soyadını kullanmıyorsunuz? Efendim, bilindiği gibi Bestami ismi daha kolay hatırda kalıyor. Ama Balta da uzun bir soyad değil. Ay şekerim, senin anlayacağın Balta soyadını ben kendime yakıştıramadım. Düşün, bir yandan müzisyensin, öteki yandan soyadın Balta. Ay oduncu muyum ben ayol? Baltalar elimizde, uzun ip belimizde. Ay güldürme beni, babama da söyledim. Nereden buldun bu soyadını dedim. O da güldü. Efendim, babanız Şemsettin Balta, bisiklet tamircisiydi, doğru mu? Ay nasıl da biliyorsunuz, bunu bilmeyecek ne var ayol? Vallahi çok iyi araştırmışsınız. Sanki bana kazılardan sikke buldu. Bir şey mi söylediniz? Ay şekerim, benim babam şarkıcı olmamı istemezdi. Şarkı söylersen ağzına biber sürerim derdi. Ben de inadına okurdum. Dede efendiden, veli efendiden. Artık ne kadar efendi varsa. Ben okurdum, babam da basardı biberi, basardı biberi. Ağzınız yanmaz mıydı Sayın Bestami Balta? Yok, yanmazdı. Ay yanmaz olur mu ayol? Yanar yanar tutuşurdum. Benim dudaklarım mermer taşı mı? Böyle yanardım da dudaklarım kadınlı köfte gibi olurdu. Ondan sonra buna rağmen okurdum, inadına okurdum. Üstüne de gider damacana langır 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 suları içerdim. Peki Bestami Balta. Ya şu baltayı sohbetin içine sokmasak. Olur. Efendim, babanız sizin şarkıcı olmanızı istemezdi. Oysa anneniz sesinizin güzelliğini daha çocuk yaşlarda fark etmişti. Bebekken? Ay doğru. Evet, ağladığım zaman usul ve makam ile ağlarmışım. Neyse, sizin bir hayranınız vardı. Bir konserinizden sonra kulise gelmişti. Kimdi bu hayranınız? Ay ne bileyim ayol, öyle çok hayranım var ki. Ne bileyim, hiç hatırlamam ki, gelsin görelim. Peki öyleyse. Buyurun Haydar Bey. Ay ilahi, çok hoşsunuz. Ay Haydar'ı nereden buldunuz ayol? Ay Haydar! Hoş geldin canım. Sayın Haydar Lastik, hoş geldiniz. Efendim, Haydar Lastik, kamyon şoförü. Haydar Bey, Bestami Bey'le nasıl tanıştınız? Efendim, konseri vardı yazlık sinemada. Bilet aldım, girdim. Avuçlarım patladı alkışlamaktan. Ay sağ ol canım. Eksik olma, ellerim var olsun Haydar. Efendim, konser bitince içeri geçtim. Selamun aleyküm dedim. Aleyküm selam dedim. Dedim tanışalım. Dedi olur. Dedim kamyoncu Haydar. Dedi şarkıcı Bestami. Ondan sonra tokalaştık. Elimi sıktı. 9 yıldır elimi yıkamıyorum. Hala parfüm kokuyor mis gibi. Yani beni kovmadı, beni şaşırttı orada. Ay ne münasebet ayol. Senin gibi centilmen bir kamyoncu böyle hiç kovulur mu? Ay şuna bak, ne tatlı şey. Hala kamyonun duruyor mu Haydar? Damperliydi değil mi? He kurban. Dedim seni ben bırakayım. Dedi olur. Dedim kamyonuma biner misin dedi he. Mütevazi adamdı, kamyonuma bindi. Bir de beni bıyık yarışmasına girmem için ikna etti. Sayın Lastik, girdiniz mi yarışmaya? Evet girdim ve Türkiye ikincisi oldum. Eğer bir milim daha uzun olsaydı birinci oluyordum. Size teşekkür ediyoruz efendim, sizi şöyle alın. Ay görüşelim Haydar'cığım, öperim. Gene bindir beni kamyonuna olur mu? Bir müzisyen arkadaşınız daha var. Böyle ufak tefek, pek sık görüşmezdiniz. Fuardaydınız, kendisini görmediniz de arabanızla ezecektiniz. Hatırladınız mı müzisyen? Müzisyen? Ay Beethoven olmasın sakın. Yok Çaykoski. Ay bilemeyeceğim, çatlayacağım, çabuk çağır bakayım. Hüsamettin geliyor, küçük Hüsamettin. Ay ne büyük sürpriz ayol. Nereden buldunuz bu şeytanı? Ay gel. Gel. Beni görünce şaşırdın değil mi? Ay seni öpemeyeceğim, kusura bakma. Seni öpmek için insanın beli tutulur vallahi. Ay buna iyiyle iyi bitmez ayol. Şu çarpma olayını anlatır mısınız Sayın Hüsamettin? Bir gün fuarın içinde dolaşıyorum. Bir de baktım ensemde soğuk bir şey hissettim. Döndüm bir baktım, tampon. Otomobil tamponu. Hatırladın mı? Ay görmedim bunu ayol. Böcek gibi dolaşıyordum. İkimiz karşılıklı gazinolarda çalışıyorduk biliyor musun? Benim gazinom bununkinden daha çok işliyordu. Beni onun için çiğnemek istedi. Ay aşk olsun, ne münasebet. Geberesice çiğnenmiyordu kedi gibi.
Efendim size de teşekkür edip sizi şöyle alıyoruz. Bay bay. Ay Hüsam, telefona yetişebilirsen beni ara şekerim. Efendim şimdi çağıracağım konuk hep sizin yanınızda, arkanızdaydı. Siz de onun bestelerini seslendirirdiniz. Ay bunu tanıdım, keşke onu çağırmasaydın. Ay o çingenedir o, bizi burada rezil rüsva eder. Kemancı Hakkı Efendi. Merhaba, selamun aleyküm. Hakkı Bey, ne diyeceksiniz Bestami Bey için? Vallahi ne diyeyim, iyidir, hoştur, biraz asabidir. Boyuna bağırır, durmadan bağırır. Bir keresinde benim başıma ayakkabısını fırlattı. Ay ne biçim konuşuyorsun ayol? Ay beni mahvetti. Bütün kirli çamaşırlarımızı ortaya döktün. Ne olmuş? Ne var? Yalan mı? Bir de ekstralarda para verirler. Ondan sonra bu parayı bizden saklar. Biz gideriz, iş sahibinden öğreniriz. Gider bundan söke söke alırız. Bir keresinde gene vermedi parayı. Gittim ben tuttum paranın ucundan yapıştım. Öbür ucundan da bu yapıştı. Çektik. Para yırtıldı, yarısı burada kaldı, yarısı bende kaldı. Ay beni rezil etti, yerin dibine geçtim vallahi. Aşağılık cipsi. Ne aslında? Bir keresinde de turnedeyiz. Şimdi bugün de bizim ekstradan almış paramızı vermiyor. Biz de Kaan'ın düğüne beraber gittik, bir yerden bir sabun aldık. Bu da banyodan çıkıyor. Bunu kapının önüne, banyo kapısının önüne koyduk sabunu. Bu şimdi çıktı. Öyle şimdi bir bastı. Pupusun üstüne oturdu aman. Ne güldük. Efendim gelmişken sizi bırakmıyoruz. Kemanınız burada. Sizden bir parça rica ediyoruz. Teşekkür ederim. Sizi de şöyle alalım. Evet, Sayın Bestami. Şimdi çağıracağımız kişi sizin şöhretinize yardımcı olan, bir anlamda sizin yaratıcınız da diyebiliriz. Hayır efendim, beni kimse yaratmadı şekerim. Beni Allah yarattı çok şükür. Ben de çalıştım, çabaladım, tırnaklarımla şöhret oldum. Sanatçı Levent Kırcı'yı çağırıyorum ben. Buyurun. Ay bu da mı burada? Suratsız şey. Ay kimler gelmiş ayol? Ay hiç sevmem bu adamı. Hoş geldiniz Levent Bey. Ne diyeceksiniz Bestami Bey hakkında? Vallahi Bestami Bey her ne kadar hikaye kahramanı ise de ilerleyen zaman içinde gerçek bir kişilik oldu çıktı. O, Küçük Hüsamettin, Hakkı Bey ve diğerleri. Ay hiç sevmiyorum bu herifi. Onları siz yarattınız öyle değil mi? Canlandırdım. Tabii yarattım da denilebilir. Özellikle kemancı Hakkı Bey'i sonradan seyrettiğimde yeni bir kişilik görmüş gibi oluyorum. Yani şu kadarını söyleyeyim, her birinin makyajı en aşağı 2 saat sürüyor. Size de teşekkür ederiz Sayın Kırca. Sizi de şöyle alın. Evet, Bestami Bey, işte albümünüz burada. Bir de şarkı söyleyin de programımızı kapatalım. Süt içtim, dilim yandı, amanın amanın. Süt içtim, dilim yandı, amanın amanın. Döküldü, dilim yandı, ben sana hayranım. Döküldü, dilim yandı. Sana hayranım, bekleyim de değilim, amanın amanın. Bekleyim de değilim, amanın amanın. Bahçede gülüm yandı, kız sana hayranım. Bahçede gülüm yandı, kız sana hayranım.